geleneksel tiyatro günlerimize hepiniz hoş geldiniz. Bu süreçte tiyatroyu bize zorunlu değil ama mecburi kılan Dursun hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Yeri geldi eğlendik, yeri geldi eğlendik, yeri geldi yine eğlendik ve yine eğlendik. Tiyatromuzda işleyeceğimiz oyunlar bazı hocalarımıza şükran, bazı hocalarımıza da ince bir sistemdir. Sözü uzatmadan arkadaşlar, damdan dama atlarım, tiyatro gününüzü kutlarım. Tiyatro yapma dedik, KPSS var dedik. Dursun'u çok övündük, bugünü çok bekledik. Vicdansız Dursun. Senaryoyu zor yazdık, güler yüzüne kandık. Yeter be, artık bıktık, biz tiyatrodan yıldık. Vicdansız Dursun, Dursun. Ne oluyor lan burada? Ne yaptın lan çocuklar? Bu ne niçige? Tiyatro cini kaçmış. Kalkın da çıkardık. Şimdi cin çık. Cin çık, cin çık, cin çık. Lan nerede kaldı bu adam ya? Ha bu kadar millet onu bekliyor ya. Alo! Abba! La şerefsiz! La neredesin? Ha bu kadar millet seni bekliyor ya. He? Abilerin önünde misin? Tamam gel gel. Ay geldim geldim. Bu ne kalabalık ya? Sanki Osmanlıca bütü var ha. Lan bir dur ya, işin gözü oyun açlasın, bir dur ya. Dışarısı mahşer kuyruğu gibi. Bir an önce başlayalım da bitsin. Kız, birinci adayımız. Gel bakalım, görelim seni. Hoş geldin tatlı şey. Hoş buldum. Pardon hanımefendi. Oğlum bir iki dakika ciddi ol ya. Devam edin hanımefendi. Şükran Fıstıkçı Çağ. 1997 Keşap doğumluyum. Kuzey'in parlayan yıldızında Türkçe öğretmenliği okudum. Kuzey'in parlayan yıldızı mı? Kuzey'in parlayan yıldızı. Ay kız, orası da neresi? İskandinav ülkelerinden mi bahsediyorsun? Ay yok, ne İskandinav ülkesi? Yoksa siz hala Kuzey'in parlayan yıldızının neresi olduğunu bilmiyor musunuz? Hayata açılan bilgi limanı. Giresun University. Harvard University.
sesi ya? Bilmiyoruz hanımefendi Kuzey Parlayan Yıldızı'nı falan. Öne itirafı da mı takip ediyorsunuz? Yok hanımefendi, o itiraf falan da takip etmiyorum. Neyse siz devam edin. Üniversiteden 3.95 ortalama ile ikinci olarak mezun oldum. Bunlar da diplomam ve sertifikalarım. Kız, birinciyi çok merak ettim şimdi. Ay, ondan bahsetme bana. Aklıma geldikçe çıldırıyorum. Hem onun aranda 0.5 puan yok muydu? Var mıydı? Vardı tabii ya. Ben her anlamda ondan daha iyiydim. Hem Osmanlıca da ilk okumaya ben geçmemiş miydim? Geçmiş miydi? Geçmiştim tabii ya. Şenol Hoca gelirdi sınıfa. Tanlaya da araya girmiş sıfat tamlaması. Tanlananı belirtili isim tamlaması olan zincirleme isim tamlamasının tanlayanını sordu bundan. Söyler miydin? Söylerdim tabii ya. Ay kız, ben hayatımda böyle cümle duymadım. Sıfat, zincirleme, isim, tamlama. Sen Bihter Ziyagil misin ayol? Tabii siz Türkçe öğretmenliğini ilk öğretimde gördüğünüz dil bilgisi zannettiğiniz için şaşırmanız gayet normal. Bir yıldızdım. Kör olası gözlerime parlatmadı yıldız. Ay canım, resmen yıldızlar kaydı. Ay çok komik. Gitmediğim dershane. Zafer abiden almadığım fotokopi. Tabii zam yapmadan önce, malum şimdi her gün zam yaptığı için kendileri. Sipariş etmediğim KPSS kitabı. Yemediğim okunmuş pirinç kalmadı. Ezik ezik, sefil sefil ders çalışmaktan ben bıktım. Map beni atamamaktan bir bıkmadı. Vallahi Şükran Hanım, inan ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Biz buraya basitsiz bir eleman arıyoruz. Çay yapacak, temizlik yapacak bir eleman arıyoruz. Siz bizim için çok fazlasınız. Ay hep öyle söylersiniz zaten. Siz bizim için çok fazlasınız. Siz daha iyilerine layıksınız. Biz sizi hak etmiyoruz dersiniz. Ya neyse hanımefendi, neyse. Zaten sırada bir sürü kişi var ya. Biz sizi değerlendirip gün içinde sizi tekrar arayacağız. Aramanıza gerek yok. Çaldırsanız yeter. Oğlum tadına bak ya, o kadar okumuş etmiş gelip talip olduğu işe bak lan. Lan bütün gençler işsiz ya. Bu nasıl sistem ya? Ay Keroş, otur sanki sistemi geçsin. Ya sıradaki gelsin, ya sıradaki gelsin. Bu ne ya böyle? Oturmuşsunuz tozun pisliğinin içine bir rahat yapıyorsunuz. Kalkın oradan, kalk. Bak şuradan. Kız buralar pis olmasa biz seni niye çağıralım be? Hoş geldiniz Değişik Hanım. Pardon. Pardon hanımefendi. Kendiniz ismi aradır mısınız? Hoş buldum. Adım Temizlik, soyadım İman'dan geliyor. Kız geliyor da ne be? Daha gelememiş mi ya? Ama tam sana yakışan bir isim. Öyle tabii. Teşekkür neyse, ederim. Neyse siz devam edin hanımefendi. Urfa Harvard Üniversitesi Domestos Mühendisliği mezunu. Çamaşır suyunu gönül şerbeti yapmış bir insanım, eyvallah. Ay canım, o bölümün mezunları da ne oluyor? Ya işte neyse, iş bulamayınca kendimi temizliğe verdim. Yoksa benim burada ne işim var ki? Neyse hanımefendi, peki bu temizlik size nereden geliyor? Vallahi temizlik bize İman'dan gelir, İran'dan gelir, Fizan'dan gelir, anadan gelir, babadan gelir. Kız bayağı köklü bir geçmişim ha. Peki temizlik konusunda kendini yeterli görüyorsun. Yeterli görmek mi? Nerede o? Şenol hocam neredesin? Ben ki Şenol Sancağ'ın bütün derslerini temizlemiş bir insanım. Tabii ki de yeterli görüyorum kendimi. Ay kız bak şimdi inandım sana. Peki hanımefendi bu işinizin sırrı ne? İşimin sırrı mı? He. İzle ve gör. Bir daha sildim, bir daha sildim, bir daha sildim, bir daha, bir daha, bir daha sildim. Bu işi yapar sildim, sen kimsin ben kendimi sildim. Bir daha sildim, bir daha sildim, bir daha sildim, bir daha, bir daha, bir daha sildim. Anladın mı şimdi işimin sırrını? Ya anladık, anladık. Temizlik yapabiliyormuşsun abi. Gerçi referansım da yok ama yine de bir şansımı deneyim. Referansın olsa ne? Referansı esiyor bu zamanda. Ya onu ne diyorsun lan sen? Lan ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Tamam tamam, dövüşmeyin benim için. Beni işe aldınız mı siz? Onu söyleyin. Hanımefendi biz tabii ki... Her şey yok!
Allah senin belanı versin gerizekalı. Belan mı lan? Kendin bunu servisine getir. Gideyim de kendimi çamaşır suyu yatayım. Allah inşallah atanırım. Amin. Amin. Geri döndüğümü sandınız izikler. Onlar olmadan asla. Ya gül gibi kızı kaçırdın ya. Ya aman ne yapacağım pimpirikli. Ne de söylerim şimdi ya. Oğlum sen bir de pimpirikli müsaade istiyorsun sen ya. Bu ne? Sabahtan beridir şu kapıda bekliyorum evladım. Ne çok öngören varmış. Ay kız sen kimsin? Oğlum iki numaralı balina gözlü ip var mı senden? Bundan istiyorum. Ne balinası abla ya ne diyorsun sen ya? Ay yok demeyin. Her şey değil ama bana sakın yok demeyin. Sonra ne yaparım ben? Ne yaparsın? Rezil olurum, rezil. O çatlak Nedimhan'ı bilmezsiniz. O ne kıskanç kadındır. Ne kıskançtır? Ben ne arsam sabah aynısını arar evladım. Kocası işe gider gitmez soluğu benim evde alıyor. Bir tane de kızı var dul evde kalmış. İki sandık çeyiz yapmış hala çeyiz yapacağım diye uğraşıyor evladım. Yarın altın günüm var. Ben bu yarım hırkayı mı göstereceğim onlara? Ay kız ver bakayım şunu. Ya bu çok kolay bu. Haroşa bu. Nasıl yapamadın kız bunu? Lan oğlum manyak mısın lan sen? Haroşa ne lan? Evladım, yarın altın günüm var. En güzel örgüler benim olsun istiyorum. Çok şeyini istiyorum oğlum. Ya sus kız. Vır vır vır. Çenen çekilsin değil mi? Kafanı şişirdin ya. Bak kaçırmışsın da zaten bunu. İki ileri bir düz yapacaksın sen. Her marşımızın ayol. İki ileri bir geri yapmıyorsun. Ne? Kaçırmış mıyım? Ay ne yapacağım ben şimdi? Rezil oldum rezil. O çatlak Neriman yüzünden kahrolası kadın. Canı cehennem onun inşallah. Hey yeter be iyice sirke çevirdiniz lan burayı. Lan Abbas sen iki güzel bir dert bir düz edip şişte çevirmez tabii. Öremeyen o, yapamayan o. Benim suçum ne ayol? Ay ne bağırıyorsun be evladım? Sen evli değil misin yoksa? Ne alakası var ya ben evli falan değilim. Sen nereden bildin bunun evli olmak? Ay baksana sinirden köpürüyor. Yalnızlık başına vurmuş. Buldum. Sana bir kısmet buldum. Ya yok ya. Hem benim gönlüm Miryem Zeliha'da zaten. Şiir mi? Kız ne yazdın? Bir tane okusana. Bak okuyayım bir tane. Kelepçenmişsin kalbime, bilmesinle, işlenmiş gibisin, hasretinle, yüreğime, nereye böyle, bileyim söyle. Kız, şiir de çok güzelmiş ama Miryem Zeliha'daymış falan, bırak bu işleri. Hem o sana bakar mı be, sefil. Hem şu teyzenin kısmeti neymiş, bir bak bakalım. Boyu boyuna, kilosuna, koyun tam mısın kuyuna? Çatrak Neriman'ın kızı, kızını da al, anasından da ben kurtulurum. Ya abla kardeş şuradan ya, eşim çocuğumuz var ya bizim. İp yok mu şimdi sizde? Ya ip ne ya, ip ne ya, ip ne? Efendim? Ben hemen gidiyorum, ver şunu. Oğlum, bırak şu sikimizini de. Yarın altın güne getir şunu. Şu kızla şöyle bir kaynaştıralım. Aşk çıkacak, aşk. Tamam canım, sen hiç merak etme. Ben getiririm onu. Kız yolda kaçırdın. Örgüyü kaçırdın, yolda kaçırdın. Oradan çıkacaksın. Bravo. Bir rüyat kaç aşk bu kadar da geçmez ki canım. Oturacağım tabii, bir otururken sefer izin mi alacağım acaba? Ay şu havalara bak, sanki ejderhası var. Ay burası da rahatsız basit bir yer canım. Bu sefer yine altıma vermişsiniz zaten, ayıp be. Neyse hanımefendi, siz devam edin. Tanıtmaya kendiniz başlayın. Ben ne kendimi tanıtacağım canım? Siz söyleyin, kimsiniz, necisiniz, nereden geldiniz? Lan hanımefendi, bizim değil, sizin kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Demek işler artık böyle gidiyor. Ben Nurhayat Karataş. Giresun'un
Üniversitesi'nde okudum. Hocalarım çok muhterem insanlardır. Beni uluslararası standartlarda çeperi, auralı, destansı bir öğretmen olarak geçti. Ben hocalarımın bir bakışından, bir göz kırpışından, bir ders anlatışından mesajı alan, onların leblebesine kalmadan leblebiyi anlayan hayırlı öğrenci kategorisinde birincilik kürsüne çıkmış, zirveye oturmuş ve adını gümüş harflerle yazdırmış bir kimseyim efendim. Altına yazdıramadım malum, bir üniversite bütçesi yeter. Maşallah maşallah. Her bakımdan presentable bir hanımefendi. Keroş, bunu mu alsak? Lan bir dur oğlum ya, maramlar eline bağlıyor, bir dur. Kim kimi iş alıyormuş canım? Ben bakacağım, beğeneceğim. Ha, hoşuma giderse belki bir şansınız var. Pardon hanımefendi, bir şansınız mı var? Hadi beni ikna edin bakayım, sizi neden işe alayım? Ya ikna mı? Sen bizi ikna edeceksin bebeğim. Hanımefendi, sizin işe ihtiyacı olan sizsiniz. Sizin kendinizi tatmanız gerekiyor. Evelallah benim, ne işe ihtiyacım olacak canım? Ben maddi, manevi, fiziksel, kimyasal, genetik her alanda zirveye oturmuş, atana bayan öğretmen konseptine level atlatmış bir figürüm. Mükemmelim, hem kararlarım fevkindeyim. Cenab-ı Rabbil Alemine hamdü alıyoruz. Madem fevkaladenin fevkindesiniz, madem işe ihtiyacın yok, burada ne işin var be kadın? Dünyada bütün sokaklarda beni mi bulur canım? Ben babamın şirketi için bir çaycı, bir de temizlikçi işçisi arıyorum. Burada da plakat yok mu? La hanımefendi, benim çaycıya benzer bir halim mi var? Bu ne çaycıya benzer bir halim mi var? Vallahi siz de temizlikçiye benzemiyorsunuz. Neyse, şimdi siz bu işi istemiyor musunuz? Yok hanımefendi, istemiyoruz ya. Allah yardım edin. Aa, sinirden benim ayağım titriyor. Yeter, beni vaktimi boşa çaldınız. Şu şartlar altında, şu kapıdan çıkıp giderdim ama. Ay, çık git, çık terbiyesiz. Mekanın sahibi, benim tatlım, şu bebeğin ikisinden alacak. Ya çakın alın, çakın alın. Biraderim için. İçin. Zencilerim için. İçin için. Kardeşlerim için. Ay sen niye eceliyorsun böyle deli çocuk? Aha. Buralarda şen olacak diye bir hoca var, bilir misin? Ay büyü mü yaptı yoksa sana deli çocuk? Keşke büyü yapsaydı. Ne yaptı lan bu adam sana? Körtü lüst üstte şekil bilgisinden bıraktı. Kelimenin eklerini köklerini ayırmaktan bu hale geldi. Rapçi oldum çıktım. Ana, yazık be, çocuğun başına neler gelmiş. Korkma kardeşim, sen yalnız değilsin. Sen kocaman bir grubun ufacık bir parçasısın. Ama Allah'ın adaletine güven. Gün gelecek, o da yaslanacak. Onun da böyle ağzından kelimeler heceyce dökülecek. Abi öyle deme vallahi. Gelir bu duvar hepimiz ögelerine ayırır. Abi haklı. Eli kolu uzundu, her an duyabilir. Abi deme, lazım olur. Canım ben kötü bir şey demedim ki. Hem yalan mı söylüyorum? Sen söyle, sen. Kerol Hoca, sen söyle. Yalan mı söylüyorum? O dedi kardeşim, sen buraya niye gelmişsin ya? Ben mi gelmişsin? Türkçe. Türkçeciler için. Hayvana şiddete hayır. Kaçma.
taze ediyorsun. Geçen bizim anla bayağı balık satmışsın. Uy, iftiraya bak sen. Ula senin karın çok mu taze ki benim balıklarıma laf atarsın? Ya balıkların gözünün feri kaçmış ya. Balıkları batlamadan tutuyorsun. Gidiyorsun Karadeniz'de tuttum diye satıyorsun ya. Batlamada anca senin gibi sadanlar tutuluyor. Ben balıklar mı gençlik merkezinin oradan tutardım. Limon sponlara limon kendine gelir. Limoncu, sulu limonlarım var. Ya sen de her fırsatta şu limonla reklamı yapma ya. Allah bilir sen şimdi Giresun Üniversitesi kısa günlerine de reklam vermişsindir. Verdim tabii. Teyare düzünden başlayıp bulancağa kadar afiş astırdım. Limon önemli. İşletme zekası bunlar. Benden bir şeyler öğren çorapçı. Bırak ya. Gel vatandaş gel. Çorapların pazardan Allah korusun nazardan. Bu çorabı giyenin başına kimse çorap veremez. Madonna bile sahne çorabını buradan alıyor. Gel vatandaş. Ya ayıp oluyorum ha. Kız Azize sende de reçene varmış. Sabahtan beri vır 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 yedim başımızın etini ya. Neden evde kaldığın çok belli oluyor. Uy, dinime küfreden Müslüman olsa sanki kendisi koca buldu da bağır laf atar. Aa Azize unutuyorsun. Kumru'nun bir yavuklusu var. Artık evde kalmış sayılmaz. Yani hala umut var diyorsun. Sen limacı sen adresin sana çarap vereceğim. Aha, bilmiyorum ki kiminle nerede ne yapıyor. En son benim için bir şarkı yazmış. Ondan beridir haber yok işte. Durun, size o şarkıyı dinleteyim. Çok güzel. Dinle. Bisikletle geldim.
Yani bu hikayeden çıkartacağımız ders ya, her okuyan iş sahibi olmak zorunda değildir. Ne yani? Sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi mi şart? Git armudu sev, limon sev, başka bir şey sev. Hem sen başından geçen olayı acıklı mı zannediyorsun? Bak ben bir tane anlatayım sana. Ölüler öldükten bir hafta sonra falan sevdiklerinin evine başka bir hayvan suretiyle gelirlermiş. Duydun mu ya? He duydum dayı. Benim enişte öldükten bir hafta kadar falan sonraydı. Bizim eve bir tane siyah bir sinek geldi. Baktım kaşık gözü aynı enişteme benziyor. Hemen aldık bunu içeri. Tabii kapıyı da tencere açtırdık rahat bir şekilde girsin çıksın diye. Hanıma da bir tane bardağı şekerli su yaptırdım. Enişte içsin diye. Ertesi gün bir baktım. Benim enişte şekerli suyun içine düşmüş. Olamaz! Olamaz dedi. Anlayacaksın. Benim enişte şekerden gitti usta. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam kardeş. Bir de oturtmuşsun biri de kitabın ortasından edebiyat yapıyorsun dayı. Ya amirim ya. Amirim ya. Bir de Rabbim amirim edebiyat yapsın diye yarasın. Hayırdır kardeş? Benim hanımın eteği vardı, onu alacaktın dayı. Benden hangisi bu muydu oğlum? Bu yani. Poşet ister misin kardeş? İsterim tabii dayı. Safra keseme mi koyayım? Poşet 35 kuruş yalnız. Sonra söylemedi deme. Sen de mi dayı ya? Bilden almışsın hem de. Oğlum bedeli 25 kuruş. Taş mı yiyelim biz? Ne yapalım? Bu ne ya? Her şeye zam. Ekmeğe zam, peynire zam, doğalgaza zam. Zafer abi bile fotokopiye zam yapmış. Zam da zam, zama da zam. Alıyor musun, almıyor musun poşet? Poşete 35 kuruş vereceğime eteği giyer misin? Terziye bir girişimiz ordu, bir de çık. Bir de çıkışımız! Adam 35 kuruş için neler yaptı lan? Oradan yapıştı ama. Onun bir kendisi için neler yaptı. Onun için millet neler neler yapmaz abi orada. Lan sen de açık havada da sigara içmeye sağ gelmeden bir sigara içelim. Gel lan sen de benim çayımı karıştır. Vay şerefsiz amirim. Bu ne ya? Aman burası kalabalık. Bize kesin buradan iş çıkar. Hadi ver müziğimizi. Ver müziği. Ne haberden herkese merhaba. Bugün yine bombastik sorularımızla karşınızdayız. Evet, efendim arkamda görmüş olduğunuz Giresun esnafına hep birlikte sorularımızı soralım. Oy, ula kamera var harda. Önceden söyleseydiniz ya bir çeki düzen verdim üstüme başıma. Ya sen kendine çeki düzen versen ne olur? Aklım harda. Ula hangi kanalda çıkardın? Söyle de köydeki kokmuşlara hava atay. Ne haber abla? İyi dur, senden ne haber? Göz kokmuşlar. Bakın ben ünlü oldum. Beni Gazi Caddesi'nde görürseniz sakın bana bakmayın. Çünkü ben size bakmayacağım. Aa, ne düşmesi oldu ya? Abla merhaba. Merhaba. Abla adalet nedir? Adalet mi? Ha, yeni çıktı kardeş. Bu sıralar çok soruyorlar. Adaletin bu mu diye çok güzel single alın dinleyin derim. Buradan kameraları görmüşken Acun'a seslendim. Sevgili Acun, seni aradım, sana mesaj attım, mail attım, Twitter'dan mention, Instagram'dan DM attım. Yetmedi seni Facebook'tan dürttüm. Ama sana ulaşamadım sevgili Acun. Ama o şehir şehir gezip aradığın o ses var ya, işte o benim. Ama beni sen kaybettin, üzgünüm. Ya abla, Allah aşkına adaletten buralara nasıl geldin? Kardeş, adalet yok. Alırsan mis gibi single, dinlersen bir dur bir sesim var. Allah aşkına bir şarkı söyle o bülbül sesini cümle alem duysun kumru. Kameralarımıza saldırdı. Lokman etim gel ise yaramazdı. Ne ya? Döndüreceğim. Ay çıldıracağım ya, çıldıracağım. Limoncu biliyordun sen. Abla, adalet nedir abla? Gel vatandaş gel, limonun kası burada. Şifa bunlar, şifa. Hastalığa birebir.
Ya abla, adaleti soruyorum ben. Adalet kalmadı, oroletlik limon var ister misin? Abi çıldıracağım ya, vallahi çıldıracağım ya. Ya her şey çıldırmıyor sende ya. Ama biz adaleti bilelim, bulamıyoruz. Bul! Abi, Rus'ta adaletini biliyorsun. Hükümetimiz çok iyi evladım. Abi biz adaleti soruyorduk. Ya, adalet elde. Ya bizi böyle böyle indiler herhalde ya. Bu 23 Aralık alacaklar niye yaptı? Tiyatro yazsa ya. Devam yazsa. Final yazsa. Canımızı okudular ya. Ama bu Dursun Hoca var ya bu Dursun. 70 sen önce desin. Hey pislik adam. Sen önce dişlerini fırçala be. Yakında gideceğim ya. Yakında gideceğim ya. Alo. Hain. Bakan hain. Ama hiç sorma ya. Ya şurada şu kadar insan var. İki saattir çorap satıyorum. Ya bir kişi de gelip iki çift çorap almadı ya. Kriz var ya. Esnaf kan ağrıyor. Limoncu iki saattir reklamını yaptı. Bir tane limon satamadı ya. Bu arada hangi kanal? Ne yapıyor? Argi Hatsim. Ya ne krizi ya? Kriz miriz yok ya. Satışlarımız çok iyi ya. Satışlarımız çok iyi. Öyle bir şey yok. Yani çok iyi satışlarımız. Evet. Abi biz adalete soruyorduk. Sen biliyor musun adaleti? Ey çorapçı, hamı senin karıyı nereden tanıyı? Ben zaten duydum, senin karı bir halter çeviriyor. Lan siz adaleti nereden tanıyorsunuz lan? Lan sizi kibetini! Ana! Ana! Bu! Nerede sana ya? Yettim. Hanım! Gel gel. Ya gel de şu soruna bak. Çözemedim bir türlü ya. Az bekle. Ya hanım! Hanım! Tamam patlama geldim ya. Ya öldürmeyip süründüren varlığı soruyorlar. Beş harfliymiş. He geçen gün daha kim bilir olmak ister de çıktı. Bir biliyor musun Rüce? Bilmiyor musun he. Onu? Ben biliyorum ya. Hayır ana. Gelin. Gelin değil Şenol, Şenol. Yunan mitolojisinde güzellik ve kahkaha tanrıçası. 78 harf. Miriam Zeliha Stepe. La ilahe illallah. Ya yemek yoksa püskürt getir de ye. Beceremiyorsa harman ev yemeklerinden söylesin. Hem de öğrenci menüsü var. Kursağımızdan iki lokma lezzetli yemek geçirdi. Ya ana kuruyorum işte sofrayı. Az bekle daha. Nursuz. Ne oldu lan? Gene Miriam Zeliha'nın evin önünden geçtim de onu göremedin değil mi? Baba ne laflı dur oğlum, ne var senin? Ne oğlum ya, ne bu surat oturduğundan beri? Ya sormayın baba ya, sormayın ya. Anlat bakayım ne oldu? Anlatayım baba. Anlat. İşte böyle oldu baba ya. Vay be. Gördün mü? Çocukların başına neler gelmiş. Bir çay cılık için kimler başvurmuş. Bizim zamanımızda böyle miydi? İlkokulu bitireni öğretmen, ortaokulu bitireni akademisyen yaparlardı. Şimdi devletin ne kıymetli hazineleri varsa artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Hem ayranımız dökülmesin. Baba baba baba. Ferit dayım burada olsaydı bu kadar hocam döndü. Hayatta küfrettirmezdi. Ya hem üniversite mezunları da akılları bir karış havada. Hey!
Allah bilir bunlar var ya yemekhanede masanın üstünde çöp bırakırlar. Ama suç bende. Suç bende. Buydum o ibnenin aklına fındık kadar dükkana mülakatlı adam çağırıyorum. Ya bir de vakıfsız istedik, çok bir şey istedik ya. Ah oğlum ah, bu devirde kim istediğini elde etmiş. Ben babandan istiyorum, hasırsız. O bana alıyor, vurma bile. Görüntülü olanı yok mu bu ses kaydını? Kız gelin, Allah gözünü doyursun. Kolundakilerden ne utanmıyor? Geldiğin günden beri oğlumun bir kanını emmediğim kalmış. Of sen de depe göz değilsin, onu edemedin emme. Yavrumun saçında sakalında kara tüy bırakmadın. Ya geldiğin günden beri saçım süpürge be. Bir az daha yemeği vermediğim kaldı. Geçen gün tüp bitti diyorum. Yemek ocakta kaldı diyorum. Bana ne dese yana ne dese iyi. Ne dese iyi benim yavrum. Getirmedim diyor. Gelirken ekmek al diyorum. Ne diyor yana bana? Ekmek yoksa pasta yesinler diye iyi demiş değil mi anne? Beğenemedin mi? Yurt dışında bilen böyle. Ağzım bal yesin ana ya. Ben bu eve ne zaman erim ekmeksiz geldim. Esprükten anlamıyorsan ben ne yapayım? Ay yok, yok! Hiçbir yerde yok! Bağırma kız! Zaten kafam olmuş Gazi Caddesi! Sus be! Kız! Yavrum, buzu! Neyini kaybettin söyle babaanne! Kim üzmüş benim çiçeğimi düğün arefesini? Ne ortalığı vermeye veriyorsun kız? Nerede unuttuysan oradadır! Of! Ya anne, gelinliğimi Tarlat Hanım'ı gelinlik için de unutmuşuz! Birinin gidip alması lazım! Şarleton mu? O da ne? Böyle vitamin hafı ismi gibi Şarleton Cilizom. Arda Türkmen misin kızım sen? Ya saçma saçma konuşma İbrahim ya. Git kızın tarlatanını al da gel. Yahu tarlatan da nereden çıktı? Biz bu kızın çamaşır makinesinden paspasına kadar her şeyini almadık mı? Nereden icat oldu bu şimdi? Ya anne bir şey söyle. Ya İbrahim bu icat onun adı çok oldu. Tabi sen ilkel çağda kaldıysan demek ki. Ben ilkel çağda kaldım. Biz seninle aynı neslin çocukları değil miyiz? Fred Çakmak taşlarla aynı zamanda mı yetiştim ben? Düğünümüzde de yaba daba duu diye. Bizim zamanımızda hem şarlatansız da düğün olurdu. Çuvallardan gelirdik, lastiklerden topuklu ayakkabı ederdik. Şimdi her şeyin hazırı var da insandan bir halt olmuyor. Hele ki gelin kuskusunda. Alttan araba oldu da ne oldu? Yine geldik evimiz teyyare düzünde. Bir de şansımıza güney cephesi çıktı. Gün yüzü gördüğümüz yoktu. Hep bir dön ışığımız söndü. Üst kattaki Veli Hoca bile arabasını değiştirdi. Biz hala şöyle değiştiremedik İbrahim. Vah vah. Annem haklı. Haklıyım. Çıplak kale. Dep boy güre hoşdur. Ama ben ana. Ya ben size gelinliğim yok diyorum, tarlat hanım yok diyorum. Hala çıplak kale, dep boy. Git, bağırma! Ya of, of niye bağırıp duruyorsun? Senin yüzünden çektiğim ulum yarıda kaldı. Hemen ders soruyorum, ders. Sanki bağ molla katip olacak. Yavrum morallerim çok bozuk. Kendi kıraşta canım bitti. Gel bu el açma doğru. Ay babaanne ya. Azrail bile sana ekstradan can vermiş. Sen tutun. buna değil. Çekilin. Sen aklını önce kendine yetir de kalırsa bağ verirsin. Ama babaanne arkadaşlarımla gezmeye gidecek dediğinde hatırlatırım bu lafları. Ya babaanne hiç ben sana can yolu bitiririm ki. Kızım sen online mi çözüyorsun yavrum testlerini? Online mi çözüyorsun anne? Geçen gün söylemediğim veli toplantısına gittim. Bil bakalım ne olmuşsunuz deneme sınavı. Ben de kızım üstlerde diye gururlanıyorum. Bir de baktım listeyi ters asmış. Sen gene diplerdesin yavrum. Veli hocanın çocukları gene üstlerdi anne. Sakın ya, sakın bana Kutay kardeşlerden bahsedin. Bir de işleri yetmemiş gibi bir de YouTube'da benden Allah daha fazla. Allah seni seversen. Getir şu tebliğimi yavrum. Allah bir şey oldu. Allah bir şey oldu. Ya İbrahim senin anana ne olur ya? İbrahim.
Anam burada hiç rahat etmiyor. Bekçi ananı huzur evine yatıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah namazından beri içim bir hasardan, Allah'ım hayrolsun. Ne oldu ana? Ne oldu biliyor musun? Beni almışsınız, tekerlekli sandalyeye konmuşsunuz. Huzur evine doğru gidiyor. Naşçı gelin de arkadan kıs kıs gülüyor. Tam beni huzur evinin kapısından sokacakken tekerlekli sandalyenin tekeri kapının eşiğine takılmasın mı? Ben hopladım kendime geldim. Zafer, sana bana bir şey olmaz demedim. Hem sen hala burada oturuyorsun. Kızın yüreğini emmeden git de tarlatanına. Hadi bakalım, hadi ya. Ömrümü yediniz ya. Artık yeter. Bıktım hepinize. Tamam, gidiyorum. Baba ben giderim. Ya otur. Ben de gelirim. Ya otur. Şimdi yolda o yumuşağı görecek başta bir şey. Uğurlar olsun yavrum. Yazık lan şu adama da. Her gün aynı çileyi çekiyor ha. Üniversite güre bosteye kalkıyor. Abi ne zaman kapacak bu dolmuş? Okula geç kalıyorum ya. Ya ablacığım dolmuş bu. Dolmuş mu? Dolmamış. Bekleyin. Abla okula gidecekse hastaneye girelim. Işıklandıra dönüp geç kalmak için eşini yapalım. Bir öğrenci de burada. Arkadaş bu ne ya? Her binen öğrenci. Bir de Türk milletini okumaz derler ya. Şuradan da bir kişi al bari. Bir kişi mi? He. O kucağındaki abiyi ne yapacağız? O benim bebeğim, bebeğim. Ulan hadi o bebek, o koca abiyi ne yapacağız o zaman be? Ya baba yeter ya. Ya ben 17 yaşındayım ya. 2 lira dolmuş bana sularlamak için beni kucağında tutuyor. Anam, şuradan dolmuşum, dışına çıktı lan. Oğlum otur, sen ne ölüyorsun? Kadasını aldın. Kaç sene yapıyorsun? Kadasını 2-25 oldu altmış. Yavaş. Kaptan yavaş. Ciğerimizi söktü. Abi amca ne oldu? Tuvaleti mi geldi? Bak bakın ben. Şu öğrencilere bak. Hepsi de uyu tanımda yapıyor. Ulan bu ayakta uyuyor. Amca bu yoğurtu istersen. O ne lan? Masaya dansöz mü çağırıyor? Bak bunu. Sen bilirsin. Oy oy Ecep ahlak. Hiçbir şey kalmamış. Kimse de yer vermiyor burada benim. Gel amca. Hiç gerek yoktu kızım. Abi bir ricalim var. Ne? Gürede dolmuşa binerim. Hep ayakta gider gelirim. Böyle şansın içine ederim. Bilmeyen oturmaya hasret kaldım. Haydi gel, yat yerden polis geliyor. Abi sen ne yapıyorsun? Kalk, pardon. Tamam, kalk, polisleri atlattım ya. Oğlum, korktun mu sen? Ay, hoştu lan! Zabıtayı şikayet ederim ha. Ulan çocuğun düşürüyordu. Bir sonraki durak. Bosteke. The next station, Bosteke. El Habibi Murabidi Subhanallah Bosteke. Ulan şu Türkçe, İngilizce anladım da en son en Murabiye ayabildi. Ya bir şey dedin, onu niye dedin sen? Ya kardeşim, ha bu Karadeniz var ya, iyice Arap memleketine dön. Adamlar dolmuş yapıyor, nerede ineceğini bilemiyor. Ben de buna başladım artık ya. Amca! Telefon yükselmiş, oyun var mı? Yok. Yayan konuşma. Ya, sen bunu. Böyle. Allah Allah. Neyse kaptan, şuradan bir öğrenci al da beni sağda tükür. Amca sen de mi öğretiyorsun ya? Açık öğretim okuyun. Açık çocuk tabur yapın. Al şunu. Çıdır. Kaptan yavaş, yine ciğerimiz soktu. Götümü kim elledi? Son durak, inin bakalım. İn. Yeter be. Yırtıl lan, yırtıl be! Evlat, inani be işin böyle bir şey lan! Hadi, Allah'ım, Allah'ım, bir de kaldım.
nedir arıyorsun? Yeter arama artık ya. Tamam tamam. Ulan bıktım şu kardan. Dörde kadar hakkım varken üç tane daha alacağım. Oo amca! Sen... İyi düşün. Sarıların Hasan'ın oğlu. Evet. Oo, oğlum sen neredesin? Kaç yıldır görünmüyor ya. Sen nerelerde kaldın ya? Ya öyle okul falan işte uğraşıyoruz. Ya biz senin babanla Dursun Şahin'in fındık tarlasında 3 ay beraber çalıştık. Bir de yönlüğümüzü de kesmişti biliyor musun? Vay sahtekar. Ya neyse gel sen de şurada bir yerde oturalım. Olur. Dur dur dur. Ne oldu amca? Bakın ya. Ya. Evde karım, çocuklar, dışarıda benim bir damat var. Allah nasıl şeytan, nasıl dübesiz, dırdırı çekilmez. Gel biz sen de eğitimin katiline git bir çay içelim. Olur olur. Vay be abi, seni de kaybettik ya. Ulan artık eğlence yüzümüze de bakmazsın. Oğlum bakın, ben evleniyorsam sizin de evlenmeniz lazım. Niye abi, biz niye rahatımızı bozalım? Sizin benden daha fazla mutlu olmaya hakkınız yok. Oğlum ya. Lan senin bekenle veda partisi yapmayacağım biz. Ya. Ya ben hayatımda bir kere parti yaptım, o da bütün derslerinden geçince. Ne partisi ya? Ha, çekirdek kulağı çayla giderdik be. Partiden kastın bu muydu oğlum? Tamam hadi gidelim, Gaz Caddesi'ne çıkan çırkırkan gibi eğlenirdik lan! Oğlum sakin ol ya. Abi Gaz Caddesi benim kırmızı çizgi. Lan Giresun'dan beklediğiniz neydi? Fındık kadar yer zaten, ne bekliyorsun? Lan biz burada Dursun nasıl yaşadık arkadaş ya? Ben Giresun'da yaşıyorum ya. O da doğru. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız? İçecek olarak ne vardı? Orelet, kiviyeli, oklamur, lokatile, portakal, ejder meyvesi suyu da var. Bakın arkadaşlar, bunu not edin, güncelde sorabilirler. İstediğiniz içecekten başlayabiliyoruz değil mi? Başlayabilirsiniz. Ancak başkasının içeceğine bakmak yok. Herkes kendi içeceğine baksın. Başkasının içeceğine bakana kırmızı çizgi çizerim valla. Ne diyorum ben ya, beni de kendinize benzetiniz. Şimdi yalnız bir desem olmaz. İlk sorudan A olmaz. Ya birliği üç desem ikini gündük alır ya, ne diyeceğiz? Lan bunun kafa yine KPSS'ye gitti ya. Lan cevap anahtarı muz diyor, oralet diyor, kivi diyor, sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar bu kadar düşünmeye ne gerek vardı? Alt tarafı içeceğiniz 4 tane çay. Öğrencin çaydan başka bir şey içtiği nerede bilmiyormuş ya. Geçen hafta da geldiniz, bir çayı dördünüz döndünüz. Bir de... 4 tane çay getiriyorum. Ya oğlum araya aşk meş girdi. Yar deyince kalem elden düştü. Ya ben uzun zamandır çalışmadım. Vicdanım dile geldi ya. Ya oğlum sen ne çok seviyorsun bu kızı be. Geçen de Instagram'a fotoğraf atmış. He oğlum aslında da ne yapmış? Sen Giresun'u seyret. Yarın ben de seni. Lan ay güneşe böyle tutulmadı be. Ya bir de ne... Ya parçalıyorum kendimi onun için. O gelinim olacak. O gelinim olacak. Hani herkes ona çirkin diyor. Çirkin. Ya yok ya, bana çirkin gelmiyor ya. Abi nasıl tanıştırırsın ya? Bakın beyler, olay aslında şöyle şöyle başlıyor. Kendime göre birini bulamadım.
Reva mı bu güzelliğe böyle hayat? Üzülme Mürgen, elbet sen de birini bulursun. Ne demişler, her malın bir alıcısı vardır. Ne yani Ayten, mal mıyım ben? Yok canım, estağfurullah. Of. Abi fal bakarım, kısmet bulurum. Evde kalmışlar ha, koca bulurum. Benim düşündüğümü sen de düşünüyorsun öyle değil mi? Saçmalama istersen. Abi sen saçmalama, ya, dur. Başka çaremiz mi var? Abla duyduklarım doğru mu? Sen eş mi buluyorsun? Eş bulsaydın kendisi mi? Gamlı da kocasının evi olmayan kadına kocasının evini bile buldu. Yok daha neler iş. Madulya çıkar bakalım 2019 Giresun kataloğunu. Ay bir de katalogları bile varmış. İstediğimizi seçeriz artık. Tabii kızım kaliteliyiz. Biz sana yeni güzel adamlar birkaç tane izle. Ay göster abla göster. Şimdi bak bu Giresun'da asla bulunmayacak. Fazla kaçırmış.
sanki yürüyen gratis. Gözaltı morluklarını da konsilerle kapatmış. Bıyığı biraz yamuk gibi. Aman olsun, karakteri yamuk olmasın. İlk görüşte aşka inanır mısın desem, tutsam elini gelir mi ki benimle? Saçmalama lan, sapık var diye bağırır burada. Sevgi neydi? Sevgi, sevgi. Hakikaten ya, sevgi neydi? Daha önce hiç yaşamamışız ki, ne bilelim. Hanımefendi, çok güzel bir karısınız. Güzel olduğunuz kadar bayağı anasını avradısınız. Ama heyecanıma göre, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ayrıca iltifatlarınız için de çok teşekkür ederim. Önemli değil. Bu arada Kur'an'ınız da iyi. Kur'an değil bu. Kamusi Türkiye. Osmanlı Türkçesinin günümüze açılan bize final kapısı. Ne güzel. Yanlış anlamasanız ben de KPSS'ye hazırlanıyorum da. Birlikte kütüphanede ders çalışabilir miyiz? Birlikte kütüphanede ders çalışmak mı? Salak mı? Bu niye anlamıyorum? Peki. Saat daha erken. Gidelim. Gidelim. Ya işte öyle oldu. Oğlum sen bunu kurumla nasıl yedirdin lan? Ya sanki sizin kapınızda kuyruk var ya. Dişi sinek gelse kabul edeceksin. Kıskanıyorsunuz değil mi lan beni? Lan kadın ne kadar yoğunluktaysa büyücüye gitmiş lan. Ya o gitmese ben gidecektim. Abi iyiymiş ya, biz de mi gitsin? Ya kadının tezgahını toplamışlar canım. Ya tüh be! Oğlum deprem oluyor, sadece ben mi sallanıyorum? Kaçacağım. Lan çayınızı al. İlham bu garip ananı sahipsiz mi bıraktın, nerelere gittin? Daha geçen gün Karaca'dan verdiğim yalnızlı yemekleri bulamayacaktım. Aha! Bu evde yemeğe tek bir kap olmayaydı da sen eksik olaydın. Biz niye aldık ki seni Allah'ım? Allayaydın anne, allayaydın. Sanki ben varmasam oğluğa varan olur. Oh, benim oğlumu ne doktorlar, ne mühendisler istedi de ben vermedim. Niye kalmasanız utanmıyordu? Oğlum söz elci istiyordu. Vay anne, senin bu susu yağmurda çıkan şemsiyeciler gibi oğlumun zayıf anına denk geldin oğlum senin. Senin gibi bir doluya tutulmuşken yağmura ne hacet var? Hey yo, kanalıma hoş geldiniz. Babam dün eve gelmedi, kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Kaçtı, kaçtı oğlum, sizden kaçtı. Ay babaanne bir dur ya. Neyse babam ablamı unuttu, tuvaletini almaya diye çıktı. Hala eve gelmedi. Yoksa gelmek mi istemedi? İstemez, istemez. Böyle anam olsun ben de istemem. Evet baby sular, anketi şuraya bırakıyorum. Size babam geri gelir mi, gelmez mi? Tüm yorumlarınızı bekliyorum. Zeynep, gel buraya. Zoom yap. Zoom. Eşe abi, Neva, haberiniz yok, yatıyorsunuz mu? Söylesene çıksın arasın. Orada olduğunuzu biliyor. Herkeslere haber salın. İbrahim'im ortada yok. Boynumu vurdum, bekliyor. Yola. Ya anne babam gelmedi mi hala? Yok yok. Oy kurban olduğum kızım. Sen babanı mı merak ettin çiçek? Gelecek yavrum, gelecek anne. Yani ne babası? Benim bugün en mutlu günüm. Çekimde olmam gerekiyor. Ama her şey eksik. En önemlisi de tarlatanım eksik. Etme kızım etme. Babasız tarlatanın ne edeceğim? Kızım sen ne diyorsun yavrum? Allah'ım şu evlatlarımın haline bak. Biri tarlatan peşinde, öbürü kameraman olmuş. Zeynep kapat, rezil ettin bizi. Sen de uf ışığımı söndürdün ya. Lüzumsuzsa söndürmüşler. Ya niye beni anlamıyorsunuz Zeynep Su? Anne, menkibe su. Ya bugün benim düğünüm var. Murat! Kapı çalıyor. Geldim vallahi. Aç geldim. Aç kız. Yerim boş beşik filminde gibi barma taş mı basacağım?
siz. Ana bulamadım ya, hiçbir yerde yok. Köşem lokantasında yok, depoydaki camide yok, Vedat amcalarda yok. Nasıl yok oğlum? Yok. Ya bu ne ya? Kervansaray gibi gelen gelene, giden gidene. Babam geldi yok. Gene bir yaşamçı var oğlum yani. Hayal para geçer. Ay beynimin sağlığı. Hep seni izinden ana, hep seni. Eğit be! Beni ne çok seven bir ailem varmış. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam ben bunadım. Haklısınız, İbrahim'im konuşmuş gibi oldum. Baba anne. Baba oğlana gelmiş ya bir şey. Oğlum anne kel olsun yollarına. Geleceğini biliyordum. Hadi otur. Hadi onu ver bak. Evet, takipçilerine haber vermem ya. Baba, Talat Hanım nerede? Azıcık da siz merakta kalaydınız. Başına bir şey mi geldi? Biri takipçi, biri tarlata. Yüzünüze tükürürdüm de siz bundan da anlamazsınız. Sizi doğuracağıma taş doğrayacağım. Gerçi bunları ben doğurmadım değil mi? Baba, Talat Hanım nerede? Çabuk söyle. Yürü. Tamam, bu sırada. Bak, oğlum bırak yavrum, neredeydin sabaha kadar? Nerede geceledin? Benim sabaha kadar üst kilbim, alt kilbime çarpmamış. Şunları karakolda sabahlamışım. Şunlara bak. Ne karakolu oğlum? Ne Allah geldi başına? Apo, ne diyorsun İbrahim? Sen ne oldu sana? Ya onu boş ver de yolda kimi gördün? Kimi gördün? Sarılan Hasan oğlu yok mu? Heh, onu gördüm. Anlatayım bak. Caminin yolunda olduğunu da bildi. Ana söyle şuna. Bütün evler yolun kenarındaydı. Ya ana bütün evler yolun kenarında, caminin yanında olur. Bizim de öyleydi. Lan böyle olayı özetleyince evlenme vaadiyle dolandırılmış amcalar gibi hissettim. Ne yaşadım lan ben? Yok kendine gel. Bunu gururuma yediremem ben. Yok, o çocuk gelecek biliyorum ya. Ben telefonu kaybettim. Karakola da öyle dedim zaten. Üstünden 24 saat geçmeyince kayıp sayılıyormuş. O yüzden de karakolda sabahladım. Eh benim iyi yürekli oğlum.
Yok ana yok. O çocuk gelecek biliyorum ben ya. Yüzünde nur var idi o çocuğun. Yapmaz değil mi oğlum? Vallahi baba ne diyeyim bilemedim ya. Sussam gönül razı değil. Susmasam anam gelin dırdırını hiç çekemem. Hay senin saflığına yanayım İbrahim. Çaldırmışsın işte telefonu. Vay babayın kemiğini. Yeni de aldıydım. iPhone'un biriydi. 3 tane de kamerası var idi. Şu an kendimi 6 ay başlık parası biriktirip köy yolunda onu çaldıran Kemal Sunal gibi hissettim. Allah'ım yardım et. Oğlum da ne edelim? Olan olmuş. Üzülme. Üzülmüyorum ana ya. Ben biliyorum. O telefon çıkacak bir yerden. Hissediyorum. Daha geldiler. Nerede kaldı bunlar ya? Misafirleri bekliyoruz, bekliyoruz, gelmiyorlar. Çekil! Ya anama sandalye ver, oturacak ya. Yaşlı başlı kaldı, düğünde ne işin var ya? Aklını alırım. Aldım vallahi. Bak hele yazı olan beni yedinle. Tam altın getirenleri akota. Yarım altın getirenlere kızılota, 100 liradan aşağı getirenlere karaota, don, kara kiçi altına döşen, kara koyun yahnısından yedirin, yerirse yesin, yemezse tursun gitsin, tamam mı anne? Tamam bile, ne diyorsun? İbrahim, anan gelen ediyor ya. Ya anam dede korkudu, tanlayamadı ya, içimde yer etmiş oldu. Ana! Dede Korkut öldü, öldü. Ölmeden de Tomris hatunla evlendi. Nankör, ben sana çiğ süt emdirdim. Söyle anana, söyle içime, saf bir de çevir. Hey, bak, bak şuna. Erik insan değil mi homo sapiens? Öyle söyleme, ayıp olacak insana ya. Kerem, homo sapiens kim? Ne dedi bu bana? Homo sapiens... İnan etmeyin, hiç bilmiyorum. Ama Safiye'ye benzettirdim. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede buldunuz siz burayı ya? Ya zor oldu ama bulduk işte. Ama damat da bepsollu ha. Damat zollu mu? He. Ya biz bunu almadan anne babası bunu eldivenle seviyordu. Cebine eroin koyup polise şikayet etmişti. İnanmıyorsan dayıya sor. Vallahi ettim, vallahi ettim. Neyse. Çok içme sakın ha, sen çok içiyorsun. Nursuz gene iç. Bana. Yaşı da bizim kızdan küçüktü ama olsun, iyi yere kafa kaldı. Ya sizinki gibi evde kalması İbrahim, sallayamadım kaç. Ladies and gentlemen'lar, düğünümüze hoş geldiniz. Halika hoş geldin, hepiniz hoş geldiniz. Meryem akşam çay bekliyorum güzelim.
Anlamayın bak.
Evet. Ben de Dursun Şahin'in bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bakalım nikah memuru aynacı damrın salonda kime verecek? Oğlum bak sen imzayı aynısını yapmışsın sana. O zaman gelmedi mi? Hadi lan ne yaparsan yap. Helal misin? Arkadaşlarını aramam lazım. Onlar kesin olay yerine yakındır. İyi dedin.
Tamam, geliyorlarmış. Çalıştım. Ama bir türlü atanamadım. Artık kendi alanımı bıraktım. KPSS hangi alanda memurluk alırsa ona bile çalıştım. Yine de atanamadım. Sırf para lazım diye gittim, ikametgahımı değiştirdim. Ona da 1100 lira 25 kuruş ceza yazdım. Çok uğraştım. Para cezasını hapis cezasına çevirmek için. Ama onu bile beceremedim. Tutayım ucuzeyi kıyam. İşte ben bu işlere bu yüzden girdim. Atanamadım işte. Atanamadım. Ben de atanamadım. Ben de atanamadım. Ben de atanamadım. Biz de atanamadık. Atanamayan öğretmen yoktur. Ataması yapılmayan öğretmen vardır. Bu meti gaza geçin lan ha. Yürü. Ya ne demek çalınmış ya? Benim şu an kolumda. Ne yapacağız ya? Damattan aldığın 3 çeyrek yok. Ve benim de dişçimi çalmış. Altın dişim bilemiyor. Ay takipçilerim yok. Hayallerim çalınmış. Ulan hayvan direm yok. Burada böylece durup o adamın gitmesine izin mi vereceğiz? Haydi benimle gelin. Gelinliği almaktan vazgeçtim ama hayallerimden vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de.